bu aziz vatan için şehit olan, gazi olan şühedanın, kuzatın, ashab-ı hayratın, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Kendine günah edecek günüzüne. Müstakim sıratın azimine amdahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Da kıyle ve kale. Faydasız laflardan, kıl galden vazgeç, onları bırak. Gene Peygamberimiz buyuruyor. Min husnil islamil mer'i terkü ma la yani. Böyle hiçbir anlamı olmayan, lüzumsuz, hedefsiz olan şeyleri terk etmek Müslümanın güzel Müslümanlığın güzel olmasındandır. Böyle olanlar güzel Müslümandır. Evet. Gıylı gali terk et. Hiç bir faydası yok. Vakit öldürüyor. Halbuki vaktimiz çok kıymetli. Her zaman söylüyoruz. Nefes almasak yaşayamayız. Nefesimizi vermesek yine yaşayamayız. Nefes almak da bir nimet, vermek de bir nimet. ثُمَّ لَتُسْأَلُنِّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Kesin kes ahirette, öbür alemde nimetlerden, bu nimetleri nerede kullandın diye %100 hesap vereceksiniz diyor Allah. El-Hakim Mütteka suresinde. Evet, şimdi lüzumsuz izatul mal, malı helal olmayan yerlere sarf etmekten de vazgeç. Evet. Yemesen olmaz, içmesen olmaz. Yemek içmek için de para lazım, çalışmak lazım. Evet, bir yerde güzel evin olursa ibadetin de güzel olur. Namusunu da daha iyi korursun. Evet, ev sahibi olmak lazım. Ha, işte böyle şeyler için mal lazım. Evet, çoluk çocuğunu beslemek için, hacca gitmek için, hayır hasenat yapmak için mal lazım. Böyle yerlere malın harcı ama böyle helal olmayan yerlere, helal olmayan yerlere para harcamak, mal harcamak, evet, malı yani yok etmek demektir. Yani mahalline vermemek, verilmesi gereken yere harcamamak, parayı, malı onu boş yere tüketmek demektir. Bırak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın izin vermediği şeyler bunlar. Malını, paranı Allah'ın izin vermediği şeylerde kullanma. Böylece zayi etmiş olursun. Evet. Dinen izin verilen. Evet. Ev alabilirsin. Giyim kuşam. Namusunu örteceksin. Giyim kuşam. Evet. Ayakkabı alabilirsin. Hatta araba alabilirsin. Ailem böyle başka erkeklerin yanında gidip gelmesin. Bir yere gidip gelirken dini kurallara uyayım diye araba da alabilirsin. Evet, dinen böyle dini kurallara uymak için böyle dünyalık görünen şeyleri yapabilirsin ama bu memlekette en büyük zengin benim, en muazzam araba benim diye değil. Böyle değil. Böyle değil. İhtiyacım var. Çoluğum çocuğumu bir yere giderken, ziyarete giderken, şuraya giderken, buraya giderken dini kurallara uymayı sağlamak için, ihtiyaç için alabilirsin. Ha, böyle dinin izin verdiği yerler olmayan yerlere malı harcamaktan, bu ki malı izah etmektir, sokağa atmak demektir, vazgeç. Evet. Allah-u Zülcel Hazretleri Allah'ın kendi emretmediği meşru yerler olmayan yerlere para harcama bunları bırak diyor güzel Peygamberimiz. Lüzumsuz laf etme. Evet, nefesini orada tüketme. Böyle malın mülkünü lüzumsuz Allah'ın dinin emir vermediği şeylere şey etme. Bir de durmadan soru soruyor. Yok, böyle değil. Gerekli şeyi sor. Lazımsa sor. Böyle çok soru sormayı da bırak diyor güzel Peygamberimiz. Böylece saniyelerimizi
Nefes almalarımızı nerede harcayacağız? Çok önemli. İyi yerde mi, bu nimetleri iyi yerde mi kullanıyoruz? Kötü yerde mi, lüzumsuz yerde mi? Bunlardan hesap vereceğiz. Bunları bırak diyor. Abdullah Mesud'dan radıyallahu anh'tan nakledilmiş bu has. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş birisi Efendimiz'e demiş ki bana bir vasiyette, tavsiyette bulun ya Resulallah demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bu hadisi söylemiş. Evet, gıylü kalden, şundan bundan dedikodudan vazgeç. Çok sual sorma, malını da lüzumsuz yerlere harcama demiş. O zaman bu hadisi buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, yani her anımızın bize hesap olarak sorulacağını düşünerekten hep bu aldığımız nefesleri nerede kullanıyoruz? Lüzumsuz yerlerde mi? Lüzumlu yerlerde mi? Evet, dilimizi nimet. Nerede kullanıyoruz? Evet, paramızı nerede kullanıyoruz? Malımızı nerede kullanıyoruz? Görüyorsunuz, Efendimizin tavsiyesi bu. Biz de o güzel peygamberin bu irşadına, uyarısına uyacağız. Evet, de'u el cidale. Mücadele etmeyi de, inatlaşmayı da bırakın. Onu da bırakın. Vel mira'e. Böyle mücadele ederken ayak diriyor, karşında kadın kalbini kırıyor, böyle direniyor. Bunu bırakın. Evet, insanı böyle şeyli yanlış yerlere sevk edecek kadar inatçı olmayın. Böyle mücadeleciyi de bırakın. Evet, buna bir evet. Ne diyor Allah? Fecadilhum billeti hiye ahsen. En güzel şekilde mücadele et birisinle. En güzel şekilde inadına böyle nefsini kurtarmak için, ben ondan daha üstünüm diye göstermek için böyle mücadele ediyor. Böyle değil ha. Bunu da bırak. Böyle cederleşmeyi bırak diyor. Bırakınız diyor. Fel mira'e. Evet. Böyle karşı tarafı yanlış yerlere sevk edecek yanlış böyle şeyde iddialarda bulunma. İddialarda bulunma. Evet. En güzel şekilde birisiyle yani tartışırken bile en güzel şekilde tartış. Karşılıklı aramın şeysini ona tecavüz etme. Onun şeysini bozma. Onu küçük görme. Böyle hakikati meydana çıkarmak için mücadele et. Ben ondan üstün olduğumu göstereceğim diye değil. Hakikat ortaya çıksın diye mücadele et. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Böyle olmayanı bırak. Böyle yapma. Evet. Neden? Çünkü bunda hayır yoktur. لِكِلَّتِ خَيْرِهِمَا. Evet. Böyle mücadele ettiğiniz zaman öyle diyor güzel peygamberimiz. فَاِنَّ اَحَدَ الْفَر۪يقَيْنِ كَاذِبْ. Evet. Böyle ben üstünüm diye kendini üstün göstermek için orada herkesin huzurunda ben yenilmiş gözükmeyeceğim diye inatlaşıyorsun böyle. Deliller arıyorsun lüzumsuz. Aha böyle mücadeleyi bırakın. Böyle durumda biriniz yalancı. Biriniz yalancı. Hakikat birdir. Kendini üstün göstermek için deliller toplamaya gidiyorsun. Böyle mücadele ediyor. Aha böyle yapma. Evet günahkar olursun. Evet öyle diyor. Peygamberül Ferikan ikilahüme. Böyle yaparsanız ikiniz de böyleyseniz mücadele eden ikisi de günahkar olur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet mesela Kur'an-ı Kerim hakkında benim mantığıma göre sen kimsin yahu? Sen kimsin? Evet. Şimdi fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Dini konularda sen ehil misin? Evet Müslümansın tamam. Ama bu iş o kadar kolay mı? Ömür boyu bu işte çalışıyorsun. Gene de bilmediğin yer çıkıyor karşına. Ama şimdi mantığıma göre bu iş helal olur. Mantığıma göre bu iş mantık şey olur. Günah olmaz. Sakın ha. Bilmediğin şeye böyle karar verme. Böyle şeyleri
ehline sorun diyor. Ehli zikir hem de evet adam hiç camiye gitmiyor. Durmadan içiyor. Profesör olmuş. Ama bir bakıyorsun camiye gittiği yok. Devamlı içki içiyor. Aa, böylelerine değil. Ehli zikir bilmini yaşayan, söylediğini yaşayan adamlara sorun. Böyle misin sen? Alim misin? Ve bildiğin şeyleri hayatında uyguluyor musun? Onlara sor diyor. Evet onlara sor diyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de ya benim mantığıma göre bu ayette şunu demeysen kimsin ya? Şimdi bu o kadar bariz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçe. Sen de Türkçe konuşuyorsun. Hadi anayasayı anla bakalım. Anayasayı anlamak için kanunlar çıkıyor. Kanunları da anlayamazsın. Onun için avukata danışıyorsun. Kanunları da anlamak için tüzükler çıkıyor. Tüzükleri de anlayamazsın, yönetmelikler çıkıyor. Bak bu akıl yolu bu. Anlasın herkes bu şey diye. Profesörler bile birbirini yiyorlar. Sen yanlış anlıyorsun anayasayı, anayasa profesörleri. Onlar bile şey diyorlar birbirine sen anlamadın filan diye. Evet, böyle bilmediğin şeye karışma. O konularda laf etmeye kalkma. Sakın ha böyle mücadele etme. Evet, böyle bilmediğin şeyle Kur'an hakkında mesela. Evet, şimdi ya hocalar diyorlar ki işte bunu çok duyuyoruz, bu çok önemli. Kadına diyorsun ki açık gezmek haramdır. 1936'da devletin bastırdığı tefsire bak arkadaş. Devlet bastırmış. Hak dini, Kur'an dili, yeni mahalle, Türkçe tefsir. Elmalı Hoca karşımızda yatıyor burada. İstiklal Harbi kahraman paşaları ile beraber yatıyor. Onun devlet bastırmış tefsirini ilk defa. Şimdi mirasçıları bastırıyor ama devletin bastırdığı resmi tefsiri bak ya orada. Evet kadının nikah düşecek erkeklere yüzünü, elini, ayağını, topuklarına kadar bacağını gösteremez, karnını gösteremez, gerdanını gösteremez, saçını gösteremez, boynunu, kulağını gösteremez. Ayette bu ayet bu. Vela yübdîne zînetehunne vel yetrübünü bi humurhinne. Başörtüsü örtsünler. Başörtülerini, kulaklarını, boyunlarını göstermeyecek şekilde örtsünler. Böyle yüptüğüne, zinete, hünne güzelliklerini açık çıkarmasın. Allah'ın emri bu. Allah'ın emri. Benim kalbim temiz. Niye günah olsun? Dedin mi? Bu ayeti inkar ediyorsun. Güzel kardeşim etme. Etme bak. Böyle kanaatınla hareket edersen, ilmi usullere uymazsan, Kur'an'ı inkar edince nedir? Müslüman olmaz, kafir olur. Ama şimdi öyle, kalbim temiz, niye günah olsun? Ya niye günah olsun deme. Allah'ın yasak ettiği bir haramı işlediğin zaman inkar etmezsen günahkar mümin olursun. Günahkar mümin olursun. Ama niye günah olsun? Benim kalbim temiz dediğin zaman ayet öyle diyor mu? Kalbi temiz olanlar yapabilir diyor mu? Genelde böyle yasak koymuş. Neden? Buna setti zeria derler. Yani erkekleri Allah öyle yaratmış. Kadının gerdanını bilmem göğsünü bilmem karnını gördü mü erkekte bir şeyler uyanır. Kadın da erkeği gördüğü zaman onda da uyanır. Bunu yapmış Allah birbirlerini şeysinler yakınlaşsınlar evlensinler de bunun da usulü var. Çoluk çocuk nesil devam etsin diye öyle yaratmış. Öyle benim kalbim temiz. Temiz derken ne oluyor? Bir sürü zina oluyor. Haram işleniyor. Öyle deme. Günah işlemişsin bir şey demiyorsun. Günahkar müminsin. Allah affetsin. Affeder işte şimdi. Şaban ayındayız. Berat gecesinde tövbe ya Rabbi samimi olarak yaklaşmışsın. Evet siler diyor Peygamberimiz. Günahları siler. Böyle mümin olmak kaydı. Ama benim niye günah olsun? Benim kalbim temiz. Evet. İçkiye kimseye ben bir şey demiyorum ki. Kimseye küfür etmiyorum ki. Ben cami yaptırdım, okul yaptırdım, hastane yaptırdım hocam. Ama akşamları 2-3 kadeh atıyorum. Telefon ediyor bana. Niye günah olsun hocam? Deme yahu. Evet, Allah yasak etmiş. Allah yasak etmiş. İçki haram demiş yahu. Mümin kalacaksan böyle deme. Ama şimdi bunu
çok söylüyorlar, rastgele aman etme. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bilmeden inatlaşan şeyden, hoca söylese de benim mantığıma göre ben de Müslümanım, Müslümanlık senin malın mı? Yok öyle deme güzel kardeşim. Her şeyin işte bak dediğim gibi bir şey oldu mu Türk'sün. Dini kurallar Türkçe böyle. Etmeyin böyle. Bunları ağzınıza alıştırmayın. Ama şimdi ulan sen ne gavursun, ne kafirsin falan. O da ha. Gülmek ne demek? Kabul etmek demek. Küfrü. O söyleyen de kafir oluyor. O gülen de kabul ettiği için kafir. Aman yarabbi. Öyle bilgisiz işler yapılıyor ki Allah bizi bu şeylerden korusun. Onun için bilerek Müslüman olacağım. Böyle inatlaşmaları bırakın. Evet, bırakın. De'ul cidale. Evet, mel mira'a. Ayak diremeyi bırakın. Böyle durumlarda ikisinden birisi yanlış. Evet, yanlış. Yalancı. Ama böyle ikiniz de şey oldunuz mu? İkiniz de günahkar olursunuz. Onu o şekilde sen sevk ediyorsun. Sen ona inatlaşıyorsun. Öyle diyor Peygamberim. Fe'semü el ferikanim. İki şeyde kilâhüme. İkisi de günahkar olur. Onun yoluna devam etmesini sağladığı için. Evet. Kur'an-ı Kerim'de hakkında da sakın mücadele etmeyin. Kur'an-ı Kerim hakkında da sakın mücadele etmeyin. Şimdi mezhepler niye var? Kur'an-ı Kerim'i sen böyle diyorsun, böyle diyorsun. Bunların bize bir sürü sapık var. Hak mezhep olarak 4 tane mezhep çıkmış ortaya. Bundan kolay mı çıkmış? İşte bu Peygamber'in sözüne uymadı. Cidalleşmiş. En akıllı benim. En alim benim. Benim dediğim böyle arşın olacak. Böyle cidalleşme ya. Evet akıl akıldan üstün. Ne kadar alim olsan okuyorsun. Ana bir sonra bir bak orayı görmemişim ya. İnsan bu ya. Yanılabiliyor. Senin görmediğin bir baskı görebiliyor. Böyle inatlaşmayın. Mücadele. Bu gibi şeyleri terk edin. Gerçeği kabul edin. Diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunlar çok şey oluyor, çok vaki oluyor. Neden? Bu konuları bilmediğimiz için. Evet. Delillere tabi olun. Bilen adamlara sorun. Bu konuda kendiniz şahsi karar vererekten inatlaşmayın. Böyle cidalleşmeyi, böyle mücadeleleri bırakın diyor. Muaz radıyallahu anh'tan nakleden hadis-i şerifte. Evet, şimdi evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi var. Evet. Şimdi bir cenaze vuku bulmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarından kadınlar da toplanmış. Kadınlar da toplanmış ve kadınlar ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Ömer gelmiş. Ne demiş? Bir varmış. Ömer çok şey konularda sert davranıyor. Sakın demiş şey etmeyin. Ağlamayın. Sözün bakayım. Evet. Peygamberimiz defolun gidin buradan demiş Ömer. Kadınlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görmüş. Evet. Da'hunne ya Ömer. Evet. Onları bırak ya Ömer. Feinnel ayne dami'a. Gözden yaş akar. Gözden yaş akar. Vel kalbu musab. Kalp böyle bir üzüntüye uğrayacak hal olduğu zaman bunda yakını ölmüş. Yakınları ölmüş. Ondan dolayı kalpte bir üzüntü girerdi. Gözden yaş akar Ömer. Evet. Öyle söylemiş. Böyle ölüm hepimize var. Herkese var. Bunlar da böyle bir şey olmuş. Gözünden yaş akıyor. Bırak onları. Anlamasınlar. Evet. Şimdi evet. Yalnız burada tabii şeyler var. Gözyaşı merhamet alametidir. Kalpte merhamet olmazsa gözden yaş akmaz. Gözyaşı bazen iyidir. Ama Ömer niye şey etmiş? Evet. Şimdi Allah'ın ölüm Allah'ın emri. Ölüm geldi mi öleceğiz. Allah'ın emri niye karşı koyuyorsunuz falan. O sadette söylüyor. Bırak Ömer ağlasınlar. Ama Allah'ın kaderine razı olarak ağlayacaksın.
Eyvah, eyvah. Bağırışını dövüyor, saçını yoluyor, göğsünü vuruyor, elbisesini parçalıyor. Evet, böyle bağıra çağıra, ağıtlar yakaraktan ağlamak büyük günahtır. Büyük günahtır, böyle değil. Böyle değil. Evet, böyle bağırıp çağırmadan, üstünü başını yolmadan, saçını sakalını yolmadan, elbisesini yırtmadan, gözünden usul usul yaşlar akmış. Bırak Ömer, elleme ağlasınlar. Bunlar da öyle ağlıyorlar, bağırıp çağırmıyorlar. Göğüslerine vurmuyorlar, elbisesini parçalamıyorlar. Böylece ağlamanın yasak olduğu şey, yasak olmadığı yeri de Ömer'e de anlatmış. Ömer işte tabii o bağırıp çağıranları, yakınları görmüş. Onun için niye ağlıyorsunuz diyor. Ağlama da böyle aynı değil. Bağırıp çağırmadan kalp ve üzüntü geldi mi? Allah öyle yaratmış. Kalp üzüntü geldi mi kalbe? Gözden yaş akarıyor Ömer. Bırak onları ağlasınlar. Dahunne. Bırak onları yepkinle ağlasınlar. Ve iyyakünne. Evet, bırak onları. Bırak. Evet. Hazreti Ömer'e yasaklamış bunu. Bırak onları demiş. Elleme. Evet. Evet. Ve böylece şimdi bunlar oluyor. Araplarda da, cahili döneminde de var. Sen Türkiye'de yok mu? Özel ağlayıcı. Hatta ağlamadı mı? Vay be. Ölmesin diye bakıyormuş ya. Hiç aklamadı ya. Etme güzel kardeşim ya. Ağlama grup grup. İlle dövülmek mi lazım? Bağırmak mı lazım? Bağırmayanı kınıyor kadınlar. Erkeklerden de kınayan var. Biz bunları duyduk, gördük. Etme, sen Müslümansın güzel kardeşim. Bağırıp çağırmak, dövülmek, saçını sakalını yolmak, neden bu oldu filan diye Allah'ın kaderine itiraz böyle. O yasak. O yasak. Putperest Arapların yaptığı bu. Ama böyle değil de öyle diyor güzel. Kalp öyle yaratmış insan. Kalpe üzüntü geldi mi gözden yaş akar Ömer diyor. Bunlar da usul usul ağlıyorlar. Elleme. Merhamet eseridir o. Onlar ağlasınlar demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle evet bağırıp çağırmadan ağlamak caiz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu büyükleri günümüzde hala bakın o zaman olmuş ne kadar evet bir üzüntü insanı ağlatır Ömer. Evet. Bağlama üstüne işte bağırıp çağırmak gibi taşkınlık alametleri yapmadan gözden yaş akmak iyidir ama bağırıp çağırmak kesinlikle haramdır diyor ve Hazreti Ömer'i böylece uyarıyor. Evet, bu şekilde usulüne göre yani bağırıp çağırmadan, saçını başını yormadan, bağrını başını vurmadan, başıma bu da mı gelecekti, kaybettim ben oğlumu, kızımı, kocamı kaybettim falan. Yo yo yo, böyle değil. Bunlar yasak dinimizde ama üzüntüden dolayı gözümüzden şapır şapır ağlıyoruz. Merhamet alametidir. Bırak Ömer, elleme ağlasınlar. Onu gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu üzüntü olduğu zaman böyle olur. Bu kötü değil. Evet, kötü değil ya Ömer demiş. Bize de bunu öğretiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii kadın kısmı daha duygusaldır. Tabii bunu azıcık kapı açarsanız, Ömer'i de haksız değil. Kapı açarsanız onlar sınırı da aşar. Ha, sınırı aşmayacaklar. Bilgili olacaklar. Bilinçli olacaklar. İnsanın işte bunun sınırı bu. Bunu bilecek o kadınlar, erkek kadın. Her dinimizin her konusunun sınırı var. Bunu bilmeyenler başlığıyla dövünmeye, saçlarını yolmaya. Bu Müslümanlığa sığmaz. Kadere isyan gelir demek olur. Asla caiz olmaz. Ama böyle olmamak kaydıyla usul usul gözden yaş akmak, yaş akmak dinimize aykırı değildir. Evet. Tabii böyle olsa bile bazı hocalar ağlamayı Allah'ın kaderine şey gibi görmüşler. Kadere şey edilir mi? Üzülür mü? Teslim olmak lazım diye böyle ağlamayı bile kabul etmeyen hocalar var. Bizim mezhebimizde böyle bağırıp çağırma olmadan ağlamak
caizdir. Peygamberimiz de buna izin vermiş. Evet, izin vermiş. Evet. Yani çok büyük haram olmasa da mekruhtur diyor bazı hocalar. Adlarını söylemeyelim şimdi. Bizim mezhebimizin hocasını taş attın diyorlar çünkü. Yok, onları söylemeyelim. Ama öyle bu ağlamayı, hiç bağırıkça ağlamayı bile mekruh gören hocalar var. Öyle hocalar var. Bizim mezhebimize göre bu ağlamak yanlış değildir. Ve sesli ağlamak yasaktır, günahtır. Onda kerahet de yoktur, haram da yoktur. Evet, haram da yoktur. Evet, böyle zor durumlarda, evet. Ve na'ika şeytan. Evet, evet. Şimdi şeytan bağırıp çağırdın mı? Aha, bu şeytanın anırmasıdır. Bağırmasıdır. Bu yasak. Bu şeytan ağlamasıdır. Evet, sormuşlar. Evet. Nedir ya Resulallah naika şeytan? Buyurmuş fe innehu minhuma kana minel ayni vel kalp. Evet. Böyle kalpten, gözden, kalp üzüntülü, gözden yaş akar. Aha, bu şeytandan değildir. Öteki şeytandandır ya Ömer. Evet, böyle kalp üzüntülü olduğu için gözden usul usul yaş gelirse feminallah, Allah'tandır. Batırıp çağır, bağırıp çağırmak, dövünmek, saç baş yolmak şeytandandır ya Ömer. Evet, ve minel rahmeti, merhametli olduğunun alametidir. Böyle bağırıp çağırmadan gözyaşı döken adam merhametli insandır. Merhametli olmak da güzeldir. Elleme. Evet. Ve minhüme kendimin. Evet. Şimdi böyle bellisan. Bazıları işte hep söylüyor, diyoruz ya. Yüzünü vuruyor, başını vuruyor, elbiseni yırtırıyor. Yasak olan bu elle, şunda burada olandır ya Ömer. Kalpten, gözden akan o şeytandır. Femine şeytani. Elle olan dövünüyor falan, saçını yoğunuyor, elbiseni yırtıyor. Aha, bu şeytandandır. Öteki rahmet eseridir. Öteki şeytandan değildir. Ya Ömer, insanların kalbinde böyle merhamet olması lazım. Merhamet eseridir. Yerinde müdahale et. Evet, yerinde müdahale et. Öyle demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Efendimiz ağlayan, evet, Rukiye, evet, Rukiye hatun vefat etmiş, kadınlar ağlamış ve bu iş o zaman şey olmuş. Evet, bu konularda her zaman söylüyoruz, dinimizin emirlerini, hükümlerini bilmek zorundayız. Bilmek zorundayız. Aksi halde bu sınırı bilmezsek, evet, dövünmeye çok var şimdi. Dövünüyorlar, dizini dövüyor, göğsünü dövüyor, bağırıyor, çağırıyor. Zapt edemedim kendimi. Zapt edeceksin. Müminlik bunu gerektirir. O zaman şeytandan olur. Gözü sessiz şekilde gözden akmayı geçmeyecek. Geçmeyecek. Efendimiz bilhassa bunun üzerinde duruyor. Ahmed İbni Hanbel, Abdullah İbni Abbas'tan nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Da'un dünya li ehliha. Evet. Dünyayı ehline bırakın. Dünyayı ehline bırakın. Dünya geçicidir. Ahiret ebedidir. Dünyada işte ihtiyacını karşılamak için dünyalık, işte para kazanırsın, ev alırsın, araba alırsın, ihtiyaç karşılamak için. Ama ihtiyacından fazlası için yanıp tutuşmayın. Geceniz gününüze katmayın. Onunla kanaat edin. Fazlasını dünya ehli, mümin olmayan adamlar, dünyaya tapanlardır, onlara bırakın. Evet, diyor güzel Peygamberimiz bir hadisinde de, de'u dünya li ehliha. Evet, men ahaze mine dünya fevka ma yekfihi. Peygamberimizin hadisini okuyorum. İhtiyacın dışında olanı,
Ona göz diktin mi, bu iyi değil. Evin var, araban var, üstün başın alıyorsun, çocuğuna bakıyorsun, evet zekatını veriyorsun, böyle bir gelirin var, eyvallah. Doğulcuk falan, ona göz dikme diyor. Ona göz dikme, onu diyor, dünyayı tapanlara bırak. Hocam, ama ben hastane yaptırmak için, cami yaptırmak için, bak burada cami yok, evet. Cami yaptırmak çok güzel. Çok güzel. Bir memlekette cami yoksa, minare yoksa, o memlekete gavur memleket deseniz başınız ağrımaz. Cami, ezan, minare İslam alametidir. Bir bayram namazına gitse bile, bayramız gidip gelene kafir diyemezsiniz. Öyle diyor Allah. İnneme yağmur mesacidallahi. Allah'ın camilerini, Allah ibadet eden yerler, mescitleri ancak iman edenler, ancak onlar yapabilir. Cami yapmak iman alametidir. Oradakilerin mümin olduğunun alametidir. Evet, onun için hocam, onun için bu memlekette cami yok. Ben cami yapmak için, eyvallah, ona bir sözümüz yok. Ama çok hassas bir konu. Para tılsımlı bir şey. Seni kendi şeyine aldatır. Onu yapacağım derken bir bakarsın, ooo nerelere gitmişsin, öyle çok var. Öyle çok var. Evet, çılsın bir şey, adamı etkiliyor. Evet, çok dikkatli olacaksın. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in bir numara olmasının sebebi o. Çok zenginmiş. Din uğruna her şeyini vermiş. Öyle olabiliyor musun? Yok hocam, o kadar da değil yani. Yok tabii, kolay bir şey değil. Malı parayı sevdin mi? Vermiyorlar. Adam şey etmiyor. Ha, icabında her şeyi verecek. Kendisini feda edecek. Ha böyle. Çok zor bir iş bu. Çok zor bu iş. Evet öyle diyor. Dünyayı diyor, ehline bırakın. Dünyayı men ehaze mined dünya fevke ma yekfihi, kendini yetecek olandan fazlasını almayın. Onu ehline bırakın. Yani işte cami yapmak diyorum, cami yapmak da ihtiyaç. Bir memlekette cami yoksa, dedim ya, bu kadar önemli. Ben yapacağım, eyvallah, ne güzel. Bütün camide namaz kılanların sevabını sen alıyorsun. Onlar mahrum kalmıyor. Adam yapmış gitmiş, hala kabrinde durmadan ona sevap yazılıyor. Kim namaz kıldıysa, ne zaman ezan okunduysa. Ha, bunun için yap, yap. Ama çok şey konu bu. Evet. Dünyayı ehline bırak, evet, yoksa böyle yaparsan akaza hatfe, o zaman helakini almış olursunuz. Ve huve la yeş'uru, evet, çünkü sen bilmezsin bunu, farkında olmadan dünyaya başlarsın meyletmeye. Çok var böyle, çok var. Şimdi büyü var, büyü var. Peygamberimize büyü yapmışlar. Şimdi peygamberimize ne oluyor bu? Allah korumu koruyor. Ama büyü var. Ya olduğu zaman nasıl kurtulacağız? Onu gösterecek Allah. Her konuda Allah peygamberimizin örneğimiz. Onun için Kul Hüvallahu Rabbil Felak, Kul Hüvallahu Rabbin Nas surelerini nazil olmuş. Cebrail demiş ki büyü falan yerde. Yahudiler icat ediyor bunu. Var büyü. Gidin bunu alıp geliyorlar. Efendimiz rahatlıyor, kurtuluyor. Şimdi büyü bozmak var dinde. Ama büyü bozacaksın diye çok hassas bir konu. Adamın mesela yapmışlar, büyü yapıyorlar. Adam karı kocayla geçinemiyorlar. Birbirlerini neredeyse kovacak. Evet, onun büyüsünü biliyorsun, bozmuşsun. Caiz, büyü bozmak caiz. Bak, aile yıkılacak. Evet, ama bunu duyduğu zaman başkası hiç hayır diyemeyeceğin şeyle geliyor sana. Evet, öyle geliyor. Senin beklemediğin bir şey getiriyor. Bunu kurtar diyor, her şey senin olsun. İnsan zayıf. Ben böyle çok hoca gördüm. Yani ilkim böyle güzel hoca. Ama böyle yaptığı için sonra bir baktım, ana pazarlık ediyor. Şu kadar milyon verirsen büyüğünü bozarım. Aha, bu yok. Bu da çok hassas bir konu. Böyle çok adam var. Evet.
On büyü yakalanmamak için evet şimdi yatarken 3 ihlas okuyacaksın her gün. 3 kul havdurabbilak okuyacaksın her gün. 3 kul havdurabbin nas surelerini okuyacaksın. Efendimiz Ayşe anamıza da söylemiş. Bunu okudukça böyle diyeceksin avucuna sıvazlayacaksın vücudunu demiş Ayşe demiş. Allah'a sığınıyorsun. Bunu hiç ihmal etmeyin. Her gün okuyun. Her gün okuyun. Üç kullah ulhullah ahad besmele ile beraber üç kulavdurabbil falak her birinde böyle sıvazlıyorsunuz üstünüzü. Evet. Bu üç tane de kulavdurabbil nas besmele ile bunu okumadan yatma. Bunu okumadan yatma. Bunu okumadan gündüze başlama. Böylece büyücüler sana dokunamaz. Evet. Şimdi biz de böyle korunuyoruz. Evet, sabahları dua okuyoruz. Öyle şeyler var bizim ettiğimiz dualarımızda. Ben televizyonda büyü yapanın cenaze namazını kılmayın dedim. Sen misin böyle diyen? Bütün büyücüler benimle uğraşıyor. Ama güzel peygamberimizin bu söylediklerini biz okuyoruz. Akşam okuyoruz. Ondan sonra bize dokunamıyorlar. Ama hiç açık vermeyeceksin. Eğer bir gün okumazsan oradan girerler. Bak peygamberimize böyle büyü yapmışlar. Allah'a sığınacaksın güzel kardeşim. Allah'a sığınacaksın. Dediğim gibi para çok tılsımlı bir şey. Kaç kişi gördüm ben. O güzel hoca sonra gitti böyle paracı oldu. Bu caiz değil. Asla caiz değil. Böyle Müslümanların mesela ayrılacak adamı büyüden dolayı ayrılacak. Düzelt. Tamam. Ama çok tehlikeli bir iş. Ki reddedemeyecek şeyler. Evet. Bunu oku en güzeli. Sen oku, hanımın okusun, çoluk çocuğunu öğret, arkadaşını öğret. Aman her gün yatarken bunları okuma, okumadan yatma, uyuma. Aman aman bunları öğret. Böylece korun seni, kimse dokunamasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu güzel şeyine, ikazlarına kulak vermemiz lazım. Ve hayatımızda bunlara uymamız lazım. Uymamız lazım. Her safhasında hayatımızda uymamız lazım. Yani hani bazı hocalar teferruat filan. Yok 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 yok. Peygamberimize uymanın teferruatı olmaz. Hep söylüyoruz. Sağla yiyin, sağla için, sağınıza yatın, sağınızdan kalkın, kıbleye ayağı uzatmayın. Kıbleye ayak uzatan kafir ol demiyorum, dikkat edin. Ya bunda teferruat hocam. Yok yok teferruat değil. Yahu teferruat değil. Kıbleye Kabe'ye doğru tükürmeyin. Evet. Ezan okurken konuşmayın. Camiye sağ ayakla girin. Camiye girdiğiniz zaman bekleyin. Orada sohbet yeri değil. Evet böyle camiye girdiğiniz zaman susar da böyle vakti beklerseniz Çanakkale'den, Nöbetu'dan Mehmetçik gibi sevap alırsınız. Ama şimdi cami erken geliyor. Hep söylüyorum ben. Ya bu bırakmıyorlar. Orada oturaklar var. Her camide var. Oraya geliyorlar. Oy. Yani dedikodu yapmasalar bile içeride treni kaçırıyorsun ya. Nöbet beklemek ne kadar önemli, çok sevaplı bir şey. Onu alamıyorsun orada. Hiç günah dedikodu yapmasan bile orada böyle boş şeylerle şey dedi ya, gıylı gali bırakın dedi peygamberimiz, güzel şeyler yapın dedi. Onun için bunları teferruat demeyeceğiz, demeyeceğiz. Bunları Efendimizin hep şeysini, buyruklarını uyacağız. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi var mı şey? Ver bakalım. Başkasını sonra okuruz. Rüyamda zikir tesbihinin normal tesbihinin ekli olduğunu gördüm. Ne anlama gelir? Güzel işte. Kötü görmemişsin. Daha ne istiyorsun? Bu namazın arkasından 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allah-u Ekber. Güzel. Bunu da ihmal etme. Yap bunları. Herkes yapıyor. Yapsın ya. Güzel oluyor. Yapıyorlar.
Deniz köpüğü kadar günahı siliniyor diyor Peygamberimiz. Ayrıca zikir mi? Eyvallah. Çok güzel. Aman herkesin yaptığını bu falan diye küçük görme onları. Onları zaten bütün müminler yapıyor. Sen de yap. Ama herkes gece kalkıp da teheccüd kılmıyor. Şu kadar Allah demiyor. Şu kadar la ilahe demiyor. Sen diyorsan bile o camide herkesin yaptıklarını da yap. Kişinin başına bir hastalık veya başka bir musibet geldiğinde benim hatam yüzünden oldu deyip kendini suçlaması doğru mudur? Evet, şimdi bu konuda açıklama yapalım efendim. Şimdi her zaman söylüyoruz da, şimdi büyük zelzele oldu memleketimizde. Şimdi eski kavimlerde Allah batırmış, kavimleri batırmış, biliyorsunuz bunları. Bunlar da öyle, yok yok öyle demeyeceğiz. Allah Zülcelal Hazretleri mümini çok sever. Mümini çok sever. Ama mümin inanıyor, inkar etmiyor ama yanlış gidiyor. İşte öyle diyor. Hocam diyor, ben diyor cami yaptırdım, hastane yaptırdım. Bana telefona soruyor, okul yaptırdım ama diyor akşamları diyor, kimseye zararım yok hocam diyor. 2-3 kadeh etme güzelim, etme. Aha, böyle olduğu zaman inkar etmiyor. Evet, böyle müminlere ahirette azap verecek. İçki içen şimdi önümüzdeki pazar salıya bağlayan Şaban Berat gecesi. Evet, la ilahe illallah derseniz o gece bu la ilahe illallah kelimesini arşın önüne giderken hiçbir engel olmaz diyor Allah. Ancak diyor içki içenler öyle değil. Bırak hocam. Ha işte böyle adam mümin ama yanlış hareket ediyor. Evet, böylelerine Allah mümin çok sevdi. Ahiretteki azap çok müthiş. Allah göstermesin. Çok müthiş. Evet. Ahirete kalmasın diye mümini sevdiğinden inananı seviyor. Dünyada diyor men yuridillahu bi hayran yusabbinhu. Başına musibet verir. Yakar canını. Uykusu gider, sağlığı gider, acır. Musibet verir. Başına gelen musibet, ağrı, acı müminin günahlarını siler, örter, kaybeder. Yine ahirete temiz gider. Evet, bir böyle, musibetin gelmesi bir böyle. Bir de Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem günah mı işledi? İnsanların içerisinde en büyük sıkıntıya, musibete uğrayan Muhammed Mustafa. Ama bütün bunlara sabretmiş, bir numaralı insan olmuş. İnsanların içerisinde bir numara. Onun ayağını çıkmayan peygamber de yok. Bu sıkıntılar öyle başına gelmiş, hiç gibi hiç peygamberin başına gelmemiş. Bir de böyle seviyor, güzel gidiyor, hareket ediyor. Bir başına musibet geliyor, imtihan ediyor. Evet, diploma almak için uykusuz kalacaksın, çalışacaksın ki diploma alacaksın. Aha, bir de böyle musibet gelir, mertebe yükselmesi için. İki türlü mertebe var. Mertebe yükselmesi için. Onun için Cenab-ı Hak'tan bir şey geldi mi hasbunallah ve nimel vekil. Evet, hemen isyan etmeyeceksin. Bu benim kusurumdandır deyip kendine geleceksin, toparlanacaksın. Sen öyle bileceksin. Ama güzel bir insansa rütben artacak, kıymetin artacak. Sana kimse zarar veremeyecek. Ne kadar uğraştılar Peygamberimizle. Ama Peygamberimiz bu rütbeyi aldığı için Allah onu korudu. Evet. Allah seni koruyacak diye ayet var. Evet, ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten geldiğinde bu sefer ömre gittiğimizde oraya da gittik. Kan dolmuş ayakkabılarına, kan akmış, öyle taşlamışlar. Oturmuş, kan akıyor, yoruluyor. Cebrail aleyhisselam dağlar meleğini de getirmiş. İzin ver demiş, şu dağların meleğini demiş. İzin ver, şu dağları tepesine yıkayın bunların. Putları bırakın, Allah deyin diye gitmişmiş. Nasıl taşlamışlar onu, her tarafına kanlar akmış. Hayır demiş. Bunlar inanmasa çocuklar inanır. Biz olsa tamam, yık yık deriz. Ya işte bu kolay bir iş değil. Çok bu imtihanlara daha çok şeyler var. Hepsini kazanmış, bir numara olmuş. Bu imtihanlar peygamberimiz, peygamberler masumdur. Günah işlerinden değil. Rütbe alması için. Ondan sonra da Efendimiz Medine giderken evinden çıkmış,
toplanmışlar, evini etraf sarmışlar. Allah izin vermiş. Allah izin vermeden çıkmıyor. İzin vermiş, etrafını sarmışlar. Yasin okumuş. Ve cealine min beyni itim sedden ve min kalim sedden. Onu Resulullah'ın önüne de arkasında bir set yaptık. Görmediler, görmezler. Böyle kazık gibi dikeliyor putperestler. Peygamberi öldürecekler, baskın yapıp öldürecekler. Efendim aralarından çıkmış gitmiş Sevir Dağı'na. Aha böyle Efendimiz'i korumuş. Ama o sıkıntıları, imtihanları vermiş. O kazanmış, rütbe almış. Aha böyle sıkıntıları. Onun için diyor ki büyük adam İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ben de bu sıkıntıların bizim daha büyük belaları önleyecek, önlediğini şahsen düşünüyorum. Allah bizim Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı, diğerlerine karşı Türkiye'yi çok kıskanıyorlar. Aman diyorlar başımıza yine Fatih olup gelecekler diye bizi her türlü yapabilirler. Aa bunlara engel oldu inşallah. Bütün herkes bak geldi yardım edeceğim diye. Onların aleyhimize Fransız Cumhurbaşkanı aleni Türkiye halinde konuştu. Bilmem nerede sokaklara düştüler değil mi? Müslümanlar aleyhine, Türkler aleyhine. Şimdi ne oldu? Herkes yardıma koştu. O hava şimdi yapamayacak onlar. Bütün insanlar geldi, yardıma geldi. Ne hayırlar vardır? Evet diyeceğiz, hayır bileceğiz, kendimize geleceğiz. İmanımızı kuvvetlendireceğiz güzel kardeşim. Böyle düşüneceğiz. Evet efendim. Kızım ve damat odayı dini nikah kıydılar. Ancak 1,5 ay kadar sonra ayrıldılar. Şu şekilde erkek yüzüğü çıkarıp kıza veriyor. Bunun üzerine kızım kendi parmağındaki yüzüğü erkeğe veriyor. Boş ol dememiş erkek. Benim kızım karşısına gidecekmiş. Benim kızım karşısına gidecekmiş. O zaman boş ol diyecekmiş. Kimin kızım görmek istemiyorum diyor. Yüzük çıkarması boş ol manası gelir mi? Efendim boş ol. Seni boşadım sözleri. Dedim ya şakası yok. İster öfkeyle söyle, ister gülerek söyle, ister şaka yap nikahı bitirir. Bu benim kanaatim değil. Fıkıh kuralı. Ama defol git. Gözüm görmesin. Boşuma niyetinden söyledin. Buna kinaye lafızlar derler. Kinaye lafızlarda maksat sorulur. Evet. Bu olayda da adam boşama niyetiyle bunu yaptıysa boşama olur. Evet. Boşama olur. Yok. Dediğim gibi boş ol yapsını söylemediyse yaptığı hareketi ne maksatla yaptı ona bakarız. Öfke eseri yaptıysa problem yok. Nikah devam ediyor. Ama boşama niyetiyle verdiyse defol git gözüm görmesin. Boşama niyetiyle söylediyse nikah biter arkadaş. Evet. Efendim? Yapız olmadan çıkarıp koymasın. Yapız yok. Yapız yok ama hareket var ortada. Hareket var. Hareketler şeyi anlatır. Evet. Mesela elinle ne demek? Olmaz mı demek değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunu da tüneyelim. Nikah kıymak Allah'ın emri. Nikahlanmak, evlenmek. Evlenmemek çok yanlış bir şey. Nikahı evlendikten sonra mesela kadın herif zır zır deli olursa, deli olursa demiyorum bak, zır zır deli olursa, yılda bir defa bile ailesiyle cinsel ilişki bulunamıyorsa, o zaman kadının boşanma hakkı var. Bunun için sert söylüyor, falan yapıyor, sabır edecek. Adam da diyor ki, hocam diyor, kadın bana her gün diyor, karşı koyuyor diyor, kalbimi kırıyor diyor. Evet, gene boşamayacak. Neden? Karı boşamak, nikah yıkmak hangi taraftan olursa arş-ı âlâyı titretecek kadar, silkinecek kadar büyük günah arkadaşlar. O kadar büyük günah. Onun için sabredecek. Bak hepsi zaman söyleyeyim. Hasan-ı Arkani Kars'ta karısına sabırdan dolayı evliya olmuş. Adamın ilmi filan yok. Ama çok kötü bir karısı var. Sabrediyor. Halk da çok seviyor evliya olduğu için.
Türkistan'dan bir Türk alimi gideyim şunu demiş, çünkü Elif bilmiyor. Gideyim şunu rezil edeyim demiş, evine gelmiş. Her zaman anlatıyorum. Kapısını çalmış. Ondan sonra çıkmış. Kim arıyor? Hoca Efendi Hazretleri. Ne demiş? Kim arıyor falan. O eşekte yüz dürzü başlamış kadın. Allah böyle yorulunca kadar küfür etmiş. Hakaret etmiş Hoca Efendi'ye. Adam alim adam. Vallahi demiş bu adam evliya. Böyle bir karıya sabreder adam evliya olur. Tam o sırada ikna olmuş kadın. Hanımefendi demiş, ben demiş kocanı rezil etmek için geldim buraya demiş. Ama demiş, vallahi demiş, yemin ediyorum evliya adam demiş. Demek benim kocam evliya mı? Kadın inanmış. O sırada Hoca Efendi gelmiş. Eskiden evliya adamlar, kimseye yük olmazlar, büyük adamlar. Hocam şimdi hocalar, şeyler çok yardım alıyorlar. Yok yok bak ben kimseye bir şey demiyorum. Ama bu adam da kendisi kazanıyor, kendisi yiyor. Kendisi yiyor ve işte ben havlucu Ahmet amca gördüm, havlu satıyor, sattığında geçiniyor, artığında 40-50-60 kadar kedi var, onları besliyor. Öyle, kimse yük olmaz, kimse yük olmaz. Şimdi dağa gidiyormuş, odunu bile elden almıyor. Hocam odunumuz şey filan, biz böyle işte Abdülaziz Efendi anlattık size. Benim hocamından önce hoca, benim cami, imam olduğum camide evinde şey yok. Ben Nurettin Topçu hocamın İslam, Müslüman giden adam öyle. Evinde hasır yok, kilim yok. Böyle o ahşap evde ben de kaldım, yerine imam oldum sonra. Şimdi zenginler bunu görünce çok seviyorlar hocayı. Her gün sohbetler oluyor. Zenginler para veriyorlar. Yani halı alsın, kilim alsın evine diye. Hoca işte gelmiş, bizi para vermiş, bir ev parası vermiş. Onu götürmüş, bizim sonra müezzinim olan Saadettin rahmetli Saadettin Efendi doğudan gelmiş, koca kapalı, elli ayaklı, hamallık yapıyor İstanbul'a. Böyle küçük bir oda bulmuş, bayrama yakın iş çıkmamış, hamallık yapamamış, bayram çocukları bir şey alamamış. Oturdum diyor evin önüne diyor. Böyle ağlıyorum diyor, kara kara düşünüyorum, ne diyeceğim ben çocuklarıma. Geldi diyor, çakır gözlü bir hoca diyor, bir zarf verdi bana diyor. Bir bak, diyorum, ben şuyum falan dememiş, bu senin oğlum demiş, al. Gitmiş, bir baktım diyor, ev parası vermiş. Ben onu ev aldım, sonra aradım buldum diyor. Sonra onu okutmuş, adam etmiş, müezzin etmiş. Şimdi bu Hasan Harkani Hazretleri de kimseden yardım istemiyor. Böyle kendi kazanıyor, yiyor, içiyor. Dağa gittiği zaman da mahlukat ona hizmet ediyor. Aslanlar gel hoca, yükün bize yükle, biz götürelim derler. O gün aslan gelmemiş. Gelmiş eve, o hoca oradayken karısı inanmış onun evliya olduğunu. Demek benim karım evliya mı? O sırada hoca girmiş kapıdan, sırtında odun, arslan gelmemiş. Hoca Efendi demiş, benim karıyı ikna ettin demiş, arslan gelmedi demiş, odunları ben getirdim demiş. Bu iş böyle arkadaş, çok çetin bir imtihan bu iş. Şimdi varayıva şimdi öyle Avrupa'da çok basit boşanmış ama biz Müslümanız. Evet, İstanbul Sözleşmesi'ni reddettilerdi, şimdi gene şey görüyorlar. Hayır efendim, evlenmek öyle basit bir olay değil. Müslümanlıkta sabredeceğiz. Almadan evvel seç, ara, gör. Bak onları söylüyoruz. İstediğin kızı, fikrini, zikrini, boyunu, posunu, kaşını, gözünü gör. Ama nikah kıydıktan sonra çok çok ağır şartlar var. Karı boşamak haksız yere sebep yokken Arş-ı Âlâ'yı silkindirecek kadar büyük günah diyor. Peygamberimiz söylüyor. Arş-ı Âlâ titrer diyor. Vebalinden. Şimdi basitmiş gibi kadın kocasını bırakacağım diyor. Ben kanunlara bir şey demiyorum. Dini açıdan söylüyorum. Erkekte karın bırakıyor. Yine şimdi böyle geliyor bana mektuplar. Ya yani dini şeyleri bilsek bunları olmaz. Biz İngiliz değiliz, Alman değiliz. Biz Müslümanız. Atalarımız çok sağlam Müslümanmış.
Şimdi biz de o talimizi daha iyi kullanalım. Güzel Peygamberimizin sünnetlerine tam yapışalım. Evet, sabredelim efendim. Çok önemli. Böyle erkek ayrıldığı çıkar, böyle boşama yapmaya gidelim. Sabır edelim. Allah'a dua edelim. Sabrın sonu selamettir, değil mi efendim? Etme. Evet. Böyle hareket bile olsa kinaye lafızlar boşama niyetiyle yapıldıysa boşama sayılıyor. Ama boşadım, boşsun, boş ol sözlerinde niyet aranmıyor. Ağızdan çıktı mı karı boş oluyor. Bakın Mebsut'a bakın, 30 cilt Mebsut'a. Depremde hasar görmüş evi olan askeri personel için vermiş olduğu bir miktar dosya masrafı adı altında ücret talep edilerek 48 ay vade ile vereceği parayı almak caiz mi? Evet, şimdi vade farkı yoksa ben bunu bir şey demiyorum. Vade farkı caiz değil. Ama adam veremiyorsa vade farkıyla alırsın, edersin. Evet, devlet şimdi ne dedi bir daha okuyalım. Depremde hasar görmüş evi olan askeri personel için vermiş olduğu bir miktar dosya masrafı adı altında ücret talep edilerek 48 ay vade ile vereceği parayı almak caiz mi? Devlet buna böyle diyorsa bir şey demiyorum. Evet, bir şey demiyorum. Görevli de olsa o da muhtaçtır. Devlet onları da veriyorsa ona bir şey demiyorum. Rahman suresinde şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Ayetin tekrar tekrar edilmesi ne anlama gelmektedir? Ne ders almamız lazım? Şey pekiştiriyor işte. Şunu diyorsan Allah'ın nasıl inkarı? Şunu yapıyor. Yani pekiştiriyor. Bir sözle değil, 10 sözle bizi bunu şöyle diyor. Biz de öyle yapmıyor muyuz? Bir kere söylemeye yetinmiyor muyuz bazen? Kaç kere söylüyoruz? Evet. Hadis suresinde bir de bir kendisinde hem çetin bir sertlik hem de insanlara birçok faydası olan demiri indirdik ayetlerinde Allah Teala bunca nimetin ve sunmuş olduğu varlık içinde özellikle demiri zikretmesinin hikmeti. Evet, şimdiki endüstride, sanayide en önemli madde ne? Demir. Evet. Annem babam sünnetlerle amel etmeme karşı çıkarsa onları dinlemek ümidiyim kesinlikle. Dini emirlerde onun kalbini kırmadan, ona düşman olmadan, onun sözlerini sabrederek ama dini şeyi yapacaksınız. Onun dediğini yapmayacaksınız. Evet, böyle. Ona yine kalbini kırmayacaksın. Susacaksın ama dini emrini yapacaksın. Onun sözüne uymayacaksın. Evet, buna dikkat edeceğiz. Biz Peygamber'in sünnetine uymak zorundayız. Evet. Evet. Şimdi haftaya, pazartesi, salıya bağlayan gece, Berat gecesinde inşallah sohbet edeceğiz. Allah ulaştırırsa inşallah. Evet. Evet, depremdeler için yapılan konteynerler sadaka-i cariye midir? Tabii. Oyunların evin yapılırken bir başkasına verecek onu. Veyahut da satarsa parasını başka yere harcayacak. 5 kız kardeş, evli biri için güveysi, baba vefat etti. Bunların miras taksimi nasıl olmalı? Şimdi bu gibi konularda tabii şimdi bu bir iki cümleyle anlatacak şey değil. Herkesin durumuna göre mal taksimleri var. Dinimize göre evet, Medine kanuna göre taksim ayrı. Ona bir şey demiyorum. Dine göre taksim ayrı. Diyanet İşleri Başkanlığı da müftülüklerde miras işesi yapmış kısmı böyle anlatacaksınız. Hem orada resmi olduğu için itiraz da olmaz. Onun için oraya yolluyorum. Hem öyle bir kelimeyle anlatacak şey değil bu. Böyle anlatırsınız, müftülüğe verirsiniz. Müftülük onun dini taksimini size yazar. Namaz kılarken aklımdan her şey geçiyor. Namaz kıldığımı unutuyorum. Ne yapabilirim? Evet efendim. Çok salavat getir, unutmayı önler, çok salavat getir, mücadele et. Evet, şeytan boş durmuyor işte. Şeytan boş durmuyor. Bizim şeyimizi mücadele edeceğiz. Mücadele ede ede bir yere geleceğiz. Onun için dini kurallara, fıkhi kurallara uyacağız. Abdestimizi güzel alacağız. Besmelesiz iş yapmayacağız.
camiye besmele ile gireceğiz. Seccadenin üstüne besmele ile çıkacağız. Şeytanı kovacağız. Şeytanın nüfuzunu engelleyecek besmele. Evet, Allah'a sığınma. Ondan sonra da bu namazı zamanla imtihan dünyası bu. Evet, namazında kalpten geçenlere vebal yok. Söz haline gelirse vebal var. Ama senin manevi terakkiyine engel olur. Çünkü gece gündüz o büyük zatlar Allah'la hemhal. Kalplerinde hiç başka şey yok. Öyle hale gelebilmek herkesin kârı değil. Kalbinden kötü şeyler geçse bile günah yok ama rütbe alamıyorsun. Rütbe alamıyorsun. Mücadele et. Allah yardımcı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha, birer Fatiha besmele ile beraber. Gelem ya Rabbil alemin rahman rahim el kerim el kerim. Üçer salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Birer elem neşrah leke suresi. Elem neşrah leke sadrak suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vadana anke zekirledi. On bir defa Kul Huvallah'a suresi her birinde besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Huvallah'a suresi. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asrı innel insâne lefî husrin illellezîne âmenû ve âmenû s-sâlihâti ve tevâsav bil-hakkî ve tevâsav bis-sabr. Sadakallâhu'l-azîm. Âmin. Sübhân rabbil alîl âlel vehhâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm ve tüb aleynâ ya mevlânâ inneke tevvâbir rahîm. Ya Rabbi, sohbetimizi rızanla muvafık olarak kabul eyle. İndirmiş olan Kur'an hatimlerimizi, diğer tesbihlerimizi, hayırlarımızı kabul eyle. Hasırlarının ecr-i mesubatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakin hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Efendimizin sünnetlerini öğrenen, hayatımızın her safhasında uygulayan ve din kardeşlerine de öğreten ve böylece Peygamberimizin iki cihanda yüzleri ak çıksın dedikten olmayı bir nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizi nail eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehl-i beyt, el-i ashab, ezbağları, rıdvanullah aleyhim ecmani efendilerimizin de ervah-ı kudüs ellerine hediye edip vasıl eyle. Ve özellikle bu sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz, bize ilim öğreten üstadlarımızın
ervahına özellikle bu aziz vatanda buranın Müslüman olması için hayır eserleri diken, arkasından Fatiha okuyacak kimsiz gamkari müminlerin ervahına onların da ruhlarını hediyelik vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bizim günahlarımızı affeyle, ayıplarımızı ört, setreyle, aramızdaki beyinsizler yüzünden bize gazap etme, onlara da hidayet ver. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, böyle bizi yüklenemeyeceğimiz, taşıyamayacağımız sıkıntıları bize verme. Ya Rab, bizi bize merhametinle muamele eyle. Tevfik-i Semudani'yi bizden esirgeme, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, helal rızık bahşeyle, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh sözünü canı yürekten söyleyerekten nefesimizi tüketmeyi bizlere ve ümmet-i Muhammed'e nasip eyle, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini arzi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Bunları verme ya Rab. Ve bizler hakkında kafirlerin, hainlerin, münafıkların düşündükleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bizi sevdiğin kullarından, salih kullarından eyle. Bunun için bize yardım eyle. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravz-i Mudahhar'da salih kulların ettiği ve hüsnü kabul gördüğü, senin kabul ettiğin duaların arasına dahil eyle. Bizlere de salih kullarından olmak için yardımını esirgeme ya Rab. Sonumuzu hayır eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, bizi sağlık, afiyet, iman, İslam üzere 3 ayları geçirmeyi, Ramazan'da güzelce günahlarımızdan temizlenmeyi, böyle güzel günlere ulaşmayı sağlık afiyet üzere nasip-i müyesser eyle, şeyle bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evlatını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, kafirlerin küfründen muhafaza eyle ya Rab. Küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha kötü görecek şekilde küfürden sakınan müminler olmayı bize nasip eyle. Bizi kafirliğin yanına bile yaklaştırma ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, sevdiğin kulların hürmetine, Muhammed Mustafa hürmetine, üstazlarımızın hürmetine şu dualarımızı kabul eyle. Bizi de iyi insanlardan eyle. Subhanekallahümme ve bihamdik. Şu anda hastanelerde şifa bekleyen hastalara da şifa lütfeyle. Ya Rabbi, başımıza kuraklık gibi, yine böyle zelzele gibi afetleri verme ya Rab. Bizi affınla muamele eyle, merhametinle muamele eyle. Bizleri affet ya Rab. Subhanekallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyhi ve sellem.